Gülşahça kıymalı börek diyebilirsiniz. Ben belki tarife öyle yazdım, emin değilim. Ya da kıymalı yalancı su böreği de diyebilirsiniz. Çünkü tadı birebir öyle oluyor. Ben de size bütün püf noktalarını göstereceğim. Hadi malzemeleri gelsin o zaman. Gülşahça kıymalı böreğin peki malzemeleri nelerdir? Yaklaşık yarım kilo kadar dana döş kıyma alacaksınız, unutmayın. Kasaba gittiğinizde lütfen kıymayı yağsız istemeyin. Yağsız kıymadan bence güzel yemek ya da börek harcı olmuyor. Bu tamamıyla şahsi fikrim. Bol miktarda kuru soğan, sarımsak kullanacağım. Bunun özelliği sosunda. Sosunda tabii ki süt ve yumurta var. Ama aynı zamanda şimdi açmadım gazı kaçmasın diye. Son anda üzerine bir şişe maden suyu dökeceğiz. Vakti olanlar bunu buzdolabında en az 2 saat dinlendirsin. Hani bana sorarsanız bunu geceden yapın, üstünü streçle kapatın. Misafiriniz geleceği zaman hemen önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderin gitsin. Çünkü çok kolay, bunu hazırda tutarsanız sizin için kesinlikle hayat kurtarır. İşe neyle başlayacağım? Bu arada aralara da hafif hafif kaşar peyniri serpeceğiz. Ben kaşar peyniri kullanıyorum ama siz ne arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Peynir için her zaman ne söylüyorum? Lütfen kahvaltılardan artan peynirleri atmayın. Onları bir saklama kabında biriktirin, rondodan çekin ve derin dondurucuda saklayın. İhtiyacınız olduğunda çıkarın, kullanın. Her tarif için özel olarak o peyniri, şu peyniri almanıza gerek yok. Bir de bir püf noktası var. Burada kıyma, soğan ve sarımsağı aynı anda kavuracağız. Yani önceden soğanları öldürmüyoruz. O zaman çok konuşmadan soğanlarla işe koyulalım. Bir yandan da bakalım burada durum ne? Bunlar da yavaş yavaş olmaya başladı. Ben dediğim gibi bakın bu da kaynamaya başladı. Hemen bunun da altını kısıyorum. Kapağını şu şekilde yarılayacağım. Ben suyu kontrol edeceğim çünkü bugün maalesef mercimeklere güvenemiyorum. Size kıvamı göstereceğim. Şimdi işe soğanlarımla başlıyorum. Bunları yemeklik doğrayacaksınız. Bir yandan ocağımın altını da açtım. Bu da ısınsın. Böreğimin de soğanları hazır. Ben yine hafiften ağlamaya başladım. Biraz uzaklaşacağım. O arada bir yandan bakıyorum, tavam yine ısındı. Tabii ki soğanlarımı ilave ediyorum hemen. Ama öncesinde zeytinyağı ekledim. Bu arada tavanın sapını da yan çevirdim. Çünkü biraz hareketli çalışmayı seviyorum. Takılmak istemedim. Lütfen siz de evde böyle yapın. Şimdi buna soğanları hemen ekledim. Az önce ne söylemiştim? Soğanlarla aynı anda kıymaları koyacaksınız. Şu şekilde. Çok sevdiğim yemekleri yaparken heyecanlanıyorum. O zaman da birazcık döküp saçabiliyorum, kusuruma bakmayın. Bunları da aldım. Şimdi size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kavuracaksınız. Kıymalarım yavaş yavaş olmaya başladı. Şöyle ne demiştim, içine bir de bol miktarda sarımsak göndereceğim. Ben tam olarak 3 diş kullanıyorum. Bunları incecik bu şekilde doğruyorum. Sonra dilimlediklerimi bir araya getiriyorum. Her bölümde özenle göstermeye çalışıyorum size nasıl yaptığımı. Bunları da hemen kıymalı börek harcımın içine aldım. Şu ana kadar herhangi bir baharat eklemedim. Burada hayal gücünüzü kullanın. Ne seviyorsanız ekleyin ama önce tuz eklemeyi unutmayın. 2 çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Ben kesinlikle karabiber taraftarıyım. İçinde mutlaka olması gerekiyor. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Hadi birazcık da kırmızı toz biber koyalım. Yaklaşık hemen hemen diyeyim
bir çay kaşığı kadar da toz biber. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorsunuz. Karıştırırken de hafif hafif ezin. Kıymalar birbirinden ayrılsın. Eğer kıymaları tek başına kavuracak olsaydım içine biliyorsunuz birazcık su eklerdim. Ama soğanın suyu yeterli olacak. Bu arada ne soğanı ne de kıymaları böyle çok çok pişirmeyeceğiz. Harcıma bakıyorum. Mutlaka tadına, tuzuna bakın. Bu da 1-2 dakika içinde hazır. Ben o zaman hemen böreğimin sosunu hazırlayacağım. Ben biraz bol sütlü seviyorum. O yüzden burada sütüm hazır. Ama siz bunu yağı arttırıp sütü de azaltabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Sütümü ekledim. İlk etapta sosu size çok gelebilir. Çünkü benim burada dinlendirme gibi bir şansım olmayacak. Ama evde bunu en az 2 saat dinlendirdiğinizde göreceksiniz ki sosu tam oluyor. Şimdi bunun içine 2 tane de yumurta kırıyorum. Şimdi bunun içine ayçiçek yağı ekliyorum. Bütün ölçülerin hepsi ekrana yansıyor. Geldim harcımın başına. Bakın aynı böyle görünmesi lazım. Soğanlar hafif diri, kıymalar sulu. Kuralımız bu. Börek harçlarının da uygulamadan önce bir ilk sıcağının geçmesi gerekiyor. Yaklaşık bir aceleniz varsa 5 dakika en az. Bekleyin, vaktiniz varsa da 15 dakika yeterli olacaktır. Şimdi bunu çırpıyoruz. Bugün böreğim için orijinaline sadık kalmak adına Emma'ya bir tepsi kullanıyorum. İlk yapmanız gereken tepsinizi güzelce ayçiçek yağı olur, fındık yağı olur, seviyorsanız zeytinyağı hepsi yağlayacaksınız. Yağı birazcık bol tutun. Çünkü unutmayın, yalancısı da olsa, en kolayı da olsa su böreği yapıyoruz. Bir fırça yardımıyla yağı güzelce her yerine, tüm köşelerine sürüyorum. Bakın aynen böyle yapacaksınız. Biraz fazla yağlı olması gerekiyor. Tepsimi yanıma aldım. İlk yufkamı alıyorum. Şu şekilde dışarıdan sarkıtıyorum parçalarını. İyice bütün her yerine oturtun. Bu ilk kata sadece çok azıcık sosundan. Bu kadar yeterli. Zemin kata çok fazla dökmeyin. Aksi takdirde yapışır çıkmaz benden söylemesi. Şimdi bunu da bir fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Şunu da yakınımıza alalım. İşte işin en kolay ve eğlenceli kısmı bu. Bu bir tam yufka. Şu şekilde ortadan böldüm. Hemen zemine hafif böyle büke büke yayıyorsunuz. Şimdi önce yine sostan ekliyorsunuz. Ama böyle çok çok değil. Her seferinde 2 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı. Kalın kısımlara daha çok sürün. Sonra kıymalı harçtan. Bakın şöyle bir kaşığı serpiyorum. Her kata harç ekleyeceksiniz. Bunun özelliği bu. Zaten dışarıdan su böreği alırken de öyle değil midir? İyi yapan yerlerin böyle her katında olur. Yine her kata bir yemek kaşığı kadar kaşar peynirini koydum. Şimdi diğer katı alıyorum ve bunların üstünü örtüyorum. Yine aynı şekilde sosumdan 2 yemek kaşığı kadar ekledim. En alta hep sos, unutmayın. Böyle bütün sert kısımlara sosunuzdan bol bol sürün. Şimdi yine kıymalı harcımı aynen bu şekilde dağıtıyorum. Yine peynirimden. Bu kaşar peyniri de böyle şimdi moda oldu ya böreklerin içinde, o sebeple ekledim. Çok yakışıyor. Bilginiz olsun. Yine bakın bir yufkayı aldım.
direkt ortadan ikiye böldüm. Bu şekilde yayıyorum. Sosum, kıymam bitene kadar bu işleme hızlı bir şekilde devam edeceğim. Bütün katları hazırladım. Son bir tane boş katım vardı. Onu da böyle üzerine örtmek için kullanacağım. Ve yine sosumdan bu kata da döküyorum. Yine bütün kalın kısımlara yayıyorum. Şimdi bu kenardan çıkarttıklarımı düzgünce, bakın şöyle alacaksınız ama burada da bir şey göstermem gerekiyor size. Burada açtığımız maden suyunu bu şekilde direkt dökeceğiz. Şimdi bu katı kapatıyorum. Ben biraz şöyle pile gibi yapmayı çok severim. Çok da güzel görünür. Bilginiz olsun. Şimdi yine maden suyunu elimle yedire yedire bu şekilde her yerine döküyorum. Bunu bekletin deme sebebim de aslında bu. Böreğin bir en kötü 15 dakika bütün bu maden suyunu çekmesini istiyorum. Ben de öyle yapacağım. Şimdi bunu buzdolabına göndereceğim. Minimum süresinde bekleteceğim. Peki sonra nasıl pişireceğim? Önceden ısıtılmış 180 derece veya 200 derece fırında pişirebilirsiniz. Eğer hani 15 dakika sonra hemen fırına gönderecekseniz bunun böyle ağzını örtmenize gerek yok. Ama dediğim gibi bir gece bekletecekseniz mutlaka ama mutlaka üzerine örtün, aksi takdirde kurur. Şimdi bakın çektikçe ekliyorum. Tam bir şişe maden suyu. Size şöyle tepsiyi de göstermek istiyorum. Bakın bir beklettikten sonra da göreceksiniz. Burada hiç maden suyu kalmayacak. O zaman bu buzdolabına gidiyor. Sanıyorum buradan görebilirsiniz. Bir 5 dakikası kaldı. Böyle pofur pofur kabardı. İşte bu sos buna aynen bunu yapıyor. Ortası da biraz daha kızarsın. Hemen alacağım onu. Fırına kesinlikle çok dikkatli bakın. Bunu size aynen bu haliyle göstermek istiyorum. Peki neden? Bekledikçe inecek çünkü işte aynen böyle oluyor. Yumurtalı sos ve sodanın etkisi. Şimdi dikkatli bir şekilde bunu da arkama alacağım. Çünkü bugün size çok sevdiğim semizotlu ayranı yapmak ve sizin de denemenizi istiyorum. İnanılmaz farklı ve bir o kadar da lezzetli oluyor. Bu arkaya gitsin, ayranın malzemeleri de buraya gelsin. Böreği size gösterdim çünkü bekleyince bu şekilde inecektir ama bence içinden bir dilim de görmelisiniz. Hala çok sıcak, dağıtmak istemiyorum. Önce ikiye bölüyorum. Sonra açıkçası açlık durumuma göre dilimliyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde bir dilim alalım. Bakın içi aynen böyle görünmeli. Kat kat, her katta harcından var. Hatta şöyle yapalım mı? Bence bu tabağa bir dilim daha koyalım. Hemen bir dilim daha ekliyorum. Bunu şimdi dikkatli bir şekilde arkama alıyorum.